Devam ediyoruz. Şimdi geldik fonksiyonlarda işlemler. Ne diyorsun? Şunu diyorum. Eğer bir f fonksiyonu a'dan r'ye tanım kümesi a, g fonksiyonu b'den r'ye tanım kümesi b ve bu tanım kümelerinin kesişimi boştan farklı, yani mutlaka kesişiyorlarsa, elemanlar varsa orada en az bir tane. Bunların toplama veya çıkarması. Fonksiyonları ben toplayıp çıkarabilirim kardeşim. Yalnız toplama çıkarma yaparken tanım kümelerinin kesişiminden hareket edeceğim. Aynen klasik fx artı gx'i toplayacağım. Fonksiyonları çarpabilirim. Aha da f çarpı gx, fx çarpı gx yazacağım. Fakat tanım kümesi a kesişim b'den alınacak. Bunu unutmayacağım. Son olarak fonksiyonları bölebilirim. Bölebilirim. Aynen fx bölü gx böyle yazılır. Ama bu bölme işleminde tanım kümeleri yine kesişim kümesinden alınacak. Bunu da böylece söylemiş olalım. Bir tane örnek yapalım hemen şuradan. A kümesi verilmiş. İşte birincinin tanım kümesi A. Aham da burada. İkincinin tanım kümesi B. O da burada. Ben bunları böyle bir toplayıp bir de bölecekmişim. İlk önce ben şundan bir bahsedeyim. Biraz nefes alayım. Aslında bu böyle bir şeydir. Paydayı bu şekilde yukarıdaki toplamaya dağıttım. Aham da şunlar gittiler. 1 bölü GX artı 1 bölü fx. İşimizi biraz kolayladık. Bunu görüyorsak azıcık işlem hafifledi. Eser miktarda tabiri caizse. Ben şimdi a ve b'yi biliyorsam şu 1 bölü g, 1 bölü f fonksiyonunu tanımlayacağım. A kesişim b'den reel sayılara. Kesişimi alayım ben şimdi. Bakıyorum 0 buralarda var. 3 de buralarda var. 4, 2 ve eksi 1 yok. 0 ve 3'ü tanımlayabiliyorum. Yani ben 0 ve 3'ü bu karşıya götüreceğim. Bulacağım karşılığını. 1 bölü g, 1 bölü f dediğim hikayem 0 ve 3'ü taşıyacak. 0 alayım. O zaman g 0 ve f 0'a bakayım. Hemen bir bakalım. G 0, f 0 nereden bulacağım? Buradan bulacağım. Ben buraya 0 yazdığım zaman, x yerine 0 yazdığım zaman 0, 1 daha 1 yapar. 3 üzeri 1, 3 yaptı. Burası 3. G 0, şuraya 0 yazacağım. Buraya 0 yazacağım. Gitti zaten bu. 2 kaldı. 2. F 0, G 0'ı bulduysam şurada yerine yazacağım. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 3, 5 bölü 6'ya gidiyormuş 0. 0'ın gittiği yer 5 bölü 6. Buldum. Bu 1. İkinciyi de buluyorum hemen. Hemen buluyorum. Nasıl buluyorum kardeşim? 3, neydi o? Neredeydi o? Burada 3. 3'ü nereye götürecekler acaba? Hemen F3'ü bakayım. Ve G3'e bakayım ben şimdi oradan. F3, G3. F3 yazıyorum. Buraya 3 yazıyorum. Buraya 3 yazıyorum. Kardeşim buraya da 3 yazıyorum. 3, 1 daha 4. 3 üzeri 4, 81. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3, 81 etti burası. Geldim buna. 3 yazıyorum. 2'den 9 çıkar. 3'ün karesi 9. Eksi 7. Onun da taklalarını atıyorum. 1 bölü eksi 7. 1 bölü 81. İşte bu da K gibi bir değer. Ben şimdi onu hesaplamayayım kardeşim. İşte bu da K'ya gidiyor. Yani böylece hesap yapmış olabiliyorum. Geldik fonksiyon sayısına. Azca soru çıkıyor. Hatta neredeyse hiç soru çıkmıyor desek yalan olmaz ama temkinli olmak lazım. Bilmek lazım bu konuyu. Eğer A kümesi ve B kümesinin elemanları bana verildiğinde A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanır derse B üstünde gidecek. Ya bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Ben buraya bir tane sayısal örnek yapayım kardeşim. Hep böyle formül yazıyoruz yazıyoruz olmuyor. İzah etmeye çalışacağım. Mesela burada 1, 2, 3. Şurada da 0, 1, 2, 3 olsun. Şimdi bu kurala göre A'dan B'ye kaç fonksiyon var desem, A'nın eleman sayısını oradan okuyorum. Şöyle farklı yazalım. A'nın eleman sayısını ben bakıyorum orada 3 eleman var. B'nin eleman sayısı bakıyorum 4 eleman var. Ne olacak kural gereği? 4'ün küpüsü 64. Hemen formülü biliyorsam, kuralı biliyorsam patlattım gittim. Ama bilmiyorsam şöyle yapacağım. Şimdi ben bu biri karşıya eşleştireceğim kardeşim. Bire karşısında bir eşleşme yapacağım. Ben bu biri ya sıfıra gönderebilirim, ya bire, ya ikiye, ya üçe. Kaç tane seçeneği var birin gideceği yer olarak? Hemen ben şuraları dört tane seçenek var. Dört çarpı. Şimdi şunu bir çöpe atıyorum. Şöyle bir dur bakalım diyorum. Biri eşledim neticede. Biri dört farklı şekilde eşleyebildim. O gitti. Şimdi 2'yi alıyorum. Ben 2'yi de ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya. Gene 2 içinde kaç farklı seçenek seçebiliyorum karşıdan? 4. Aynı şey C içinde ya buraya, ya bu yani C değil, 3 içinde. Buralara gönderiyorum. O da 4, 4'ün kübü. İşte buradaki formül bu şekilde geliyor. Eğer B'den A'ya gideceksem, gittiğim küme taban, geldiğim küme üs olacak aslında. Fonksiyon sayısı bu. A'dan B'ye tanımlı fonksiyon olmayan bağıntı sayısı. Bağıntı sayısı kartezyen çarpımın bütün alt kümeleridir. A'dan B'ye kartezyen çarpımı A çarpı B'dir. 2 üzeri A çarpı B kadar alt kümesi vardır. Bu bütün alt kümelerden fonksiyon olanları atarsam fonksiyon olmayanlar kalacak bizim elimizde.
Şimdi biz bunu örnekleyelim. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısını bulalım. Hangi kümeye gidiyorum? B. Nereden geliyorum? A. Gittiğim küme, üssü, geldiğim küme gibi düşünürsek. Burada kaç eleman var? 3. Kaç elemandan geliyorum? 4. 3 üzeri 4, 81. Bunun cevabı 81. B seçeneği B'den A'ya. B'den A'ya. Gittiğim küme A, geldiğim küme B. Böyle üs olarak yazıyorum. Yani roller değişiyor. 4'ün kübü 64 oluyor bunun cevabı. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon olmayan bağıntı sayısı. Ben ilk önce kartezyen çarpımın eleman sayısını şöyle bulabileceğimi şundan bahsediyorum. Kartezyen çarpım 4 kere 3, 12 tane eleman var. Bu 12 elemanın oluşturacağı alt kümeler, bu da bağıntı sayısı oluyor. Bu bağıntılardan, 2 üzeri 12'den bütün bağıntılardan A'dan B'ye gittiğim fonksiyon sayısını çıkarırsam, işte fonksiyon olmayan bağıntı sayısını da C seçeneğinde bulmuş olurum. Bağıntı sayısını buluyorum. 2 üzeri 12. 2 üzeri 12 kartezyen çarpımın alt kümeleridir bağıntı. Bu 2 üzeri 12'den fonksiyonların sayısını çıkarıyorum. Fonksiyon olmayan bağıntılar kalıyor. Geldim D'ye. B'den A'ya tanımlanabilecek fonksiyon olmayan. Gene aynı numara. 2 üzeri 12 tane var ama B'den A'ya giderken 64'ü fonksiyondu. 64. Yani B'den A'ya demek şu B çarpı A aynı numara. Yani 4 kere 3 12 eleman var diye söylemiş olacağız. Şimdi bu soru biraz daha nitelikli bir soru. ÖSYM tarafından benzeri geçmiş sınavlarda soruldu. Örnekleme olarak almışız. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyonlardan kaç tanesinde 4'ün görüntüsü birdir? Ne diyorsun? Şunu diyorum. Şuradaki elemanlar 1, 3, 5, 7. Şöyle bir fonksiyon tanımlayacağım. Şuradaki elemanlar 2, 4, 6. Bana diyor ki kardeşim, bunlardan 4'ün görüntüsü 1 demek. 4'ü tut, 1'e yapıştır. 4'ün görüntüsü 1. Yeşille çizdiğim sorudaki söylenen bilgi. Şimdi ben fonksiyonu yapacağım ya. Ben şuradaki 2'yi nereye göndereyim kardeşim diye düşünüyorum şimdi. Bu 2'yi ben 1'e de gönderebilirim. Aynı yere gidebilirdi, önemli değil. Burada aynı yere gidebilirdi, önemli değil. 1'e de gönderebilirim. 3'e de, 5'e de, 7'ye de. 1 için kaç seçeneğim var? 4. Çarpma kuralı aynı anda yaptım. 4. Ben bu 2'yi gönderdiysem şöyle bir şunlarla oynuyoruz. Şöyle dursun bakalım. Şimdi 6'yı da benzer şekilde gönderebilirim. 6'yı da ben istersen 1'e veya 3'e veya 5'e veya 7'ye gönderebilirim. Yani 6'nın da 4 seçeneği var. Bunun da 4, bunun da 4 seçeneği vardı. Aynı anda yapılan bu işlemler çarpım kuralıyla bağlanıyordu. Cevabımız C16 olacak. Şimdi geldik fonksiyon çeşitlerine. Birebir fonksiyon. Bir fonksiyonda tanım kümesindeki farklı her elemanın görüntüleri de farklıysa fonksiyon birebirdir. Yani elemanlar farklı farklı yerlere gidecekler. Birebir fonksiyonda A'daki elemanların sayısı B'deki elemanlara eşit veya küçük olacak. Çünkü buradaki elemanlar buraya eşitlenirken en az kendisi kadar eleman olması lazım. İşte iki tane her x1 x2 elemanı için bunlar farklıysalar görüntüleri farklı olacak veya aynı elemanların görüntüleri aynı. Birebirin tanımı bu. Yani farklı elemanlar farklı yerlere gidecek veya aynı elemanlar aynı yere gidecek demek istiyoruz. Birebir fonksiyonun tanımı bu. Birebir fonksiyonun eleman sayısı da bu. Gittiğim küme b, b faktöriyel bölü farkının faktöriyeli şeklinde olacak. Fonksiyon çeşitleriyle devam ediyoruz. Şimdi geldik. Bunu örnekliyoruz. Birebiri bununla örnekliyorum. Yukarıdaki fonksiyonların hangilerinin birebir olduğunu bulalım. Hangilerinin birebir olduğunu bulalım. Bu birebirdir. Bir de başka bir yere, 2 ondan başka bir yere C'ye gidiyor. 3 de ondan başka bir yere gidiyor. Bu birebir bir fonksiyondur. Bu da birebir bir fonksiyondur. 1'in gittiği yer, 2'nin gittiği yer başka. 3'ün gittiği yer onlardan da başka. Bu birebir bir fonksiyondur. Bu birebir bir değildir. Bir güzel bir yere gitmiş ama 2 ve 3 aynı yere gitmişler. Bu birebirliği bozuyor. Bu da birebir bir değil. İkisi de aynı yere gitmiş. Farklı farklı yerlere gideceklerdi. Grafiği verilen bir fonksiyonun birebir ise x eksenine paralel çizilen doğrular grafiği en çok bir noktada keser. Yani birebirliği grafikten nasıl inceleyeceğim? X eksenine paralel doğrular çizeceğim. Bu çizdiğim doğrular bir noktada kesiyorsa birebir, birden fazla nokta kesiyorsa birebir değil. O zaman bu bir birebir fonksiyon. Gerçekten çiziyorum işte. Bu çizdiğim doğrular hep burada birer noktada kesiyor. Devam ediyorum hep birer noktada kesiyor. İşte ben onu şöyle tamamlasam bir noktada. Şöyle tamamlasam bir noktada kesiyor. Bu birebir değil. Çünkü çizdiğim her doğru birden fazla, hatta işte görüldü 3 noktada kesiyor burada. Bir burada kesiyor, bir burada kesiyor, bir burada. Devam ediyorum. Birden fazla noktada kesmeye devam ediyor. Bu birebir değil. Şurası birebirdir. Şurası birebir değil. Grafikten
Bu şekilde anlayacağız. Devam ettik, geldik bir örneğimize daha. Yukarıdaki şekilde grafiklere verilen R'den R'ye tanımlı fonksiyonları hangilerinin birebir olduğunu bulalım. Şimdi hemen ben şöyle şunun birebir olduğunu görüyorum. Çizdiğim herhangi bir doğru hep bir noktada kesiyor mu? Grafiği kesiyor. Bu birebirdir. Bu birebirdir. Şurada çizmiş olduğum bir tane x'e paralel doğrular çiziyorum. İki noktada kesti. Bu birebir değildir. Şu da birebir değil. Birden fazla. Bir, iki, üç. Kaç noktada kesti grafiğimizi? Üç. Bir noktada kesmesi gerekiyordu birebirlik için. Bu da birebir değil. Bu birebirdir. Çizmiş olduğum hangi doğruyu çizersem çizeyim x eksenine paralel bir doğru. Bir noktada kesiyor mu? Her zaman kesiyor. O zaman bu fonksiyon da birebirdir. A'dan B'ye tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısı kaçtır? Ben şimdi bu soru karşıma geldi. Formülü de unuttum. Ama formülünü ilk önce bir çözeyim. Ne yapacaktım? Kaç tane elemanım var burada? 5. 5 faktöriyel bölü. 5'ten 3'ü çıkar. 2 faktöriyel. Yani 5 faktöriyeli de açarım. Formülü bilenler için. Bilmeyenlerin durumu ne olacak şimdi? Şunlar gitti. 60 tane ben birebir fonksiyon yazabiliyorum formülden. Formül şuydu. Gittiğim küme kim? Hangi kümeye varacağım ben? B'ye. B'nin faktöriyeli, elemanlarının faktöriyeli bölü 5'ten 3'ü çıkarıyorum. Farkın faktöriyeli şeklinde aklımıza kalabilirse güzel. Kalmıyorsa ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Bunu da gösterelim. Buradan geliyor bu formülün çıkarılışı. Şuradan şuraya 1, 2, 3, efendim, A, B, C, D, E. Şöyle yapacağız. Ben şimdi 1'i buradaki A kümesindeki 1'i karşıya göndereceğim. Karşıda kendisine bir eş bulacağız. Ben bu 1'i ister A'ya gönderirim, ister B'ye, ister C'ye veya D'ye veya E'ye. 1'in gidebileceği kaç seçenek var? 5. Çarpı. Diyelim ki 1 A'ya gitsin. 2'nin gideceği ya B'ye gider, ya C'ye, ya D'ye, ya E'ye. 2'ye kaç seçenek kalır? Birebir olacağı için 1'in gittiği yere gitmez 2. 2 yukarıdaki 1'in gittiği A'ya gitmez. Aşağıdaki 4 seçenekten birine gider. 4 durum var. Diyelim ki o da B'ye gitmiş olsun. Şimdi 3'e ne kaldı? 3 ya buraya gidecek C'ye, ya buraya gidecek D'ye, ya buraya gidecek. Örneğin E'ye gitsin. Kaç seçeneği vardı bunun? Buradaki 3 taneden biri. İşte olay bitti. Ben bunları çarparsam şu 60'ı yine buluyorum. Gerçekten birebirlik oluyor. 1'in gittiği görüntü A, 2'nin gittiği görüntü B, 3'ün gittiği görüntü E şeklinde birebirlik sağlanmış oldu. Devam ediyoruz. Şimdi geldik fonksiyonlarda işlemler. Ne diyorsun? Şunu diyorum. Eğer bir f fonksiyonu A'dan R'ye tanım kümesi A, g fonksiyonu B'den R'ye tanım kümesi B ve bu tanım kümelerinin kesişimi boştan farklı, yani mutlaka kesişiyorlarsa, elemanlar varsa orada en az bir tane. Bunların toplama veya çıkarması. Fonksiyonları ben toplayıp çıkarabilirim kardeşim. Yalnız toplama çıkarma yaparken tanım kümelerinin kesişiminden hareket edeceğim. Aynen klasik fx artı gx'i toplayacağım. Fonksiyonları çarpabilirim. Aha da f çarpı gx, fx çarpı gx yazacağım. Fakat tanım kümesi a kesişim b'den alınacak. Bunu unutmayacağım. Son olarak fonksiyonları bölebilirim. Bölebilirim. Aynen fx bölü gx böyle yazılır. Ama bu bölme işleminde tanım kümeleri yine kesişim kümesinden alınacak. Bunu da böylece söylemiş olalım. Bir tane örnek yapalım hemen şuradan. A kümesi verilmiş. İşte birincinin tanım kümesi A. Aham da burada. İkincinin tanım kümesi B. O da burada. Ben bunları böyle bir toplayıp bir de bölecekmişim. İlk önce ben şundan bir bahsedeyim. Biraz nefes alayım. Aslında bu böyle bir şeydir. Paydayı bu şekilde yukarıdaki toplamaya dağıttım. Aham da şunlar gittiler. 1 bölü gx artı 1 bölü fx. İşimizi biraz kolayladık. Bunu görüyorsak azıcık işlem hafifledi. Eser miktarda tabiri caizse. Ben şimdi a ve b'yi biliyorsam şu 1 bölü g, 1 bölü f fonksiyonunu tanımlayacağım. A kesişim b'den reel sayıları. Kesişimi alayım ben şimdi. Bakıyorum 0 buralarda var. 3 de buralarda var. 4, 2 ve eksi 1 yok. 0 ve 3'ü tanımlayabiliyorum. Yani ben 0 ve 3'ü bu karşıya götüreceğim. Bulacağım karşılığını. 1 bölü G, 1 bölü F dediğim hikayem 0 ve 3'ü taşıyacak. 0 alayım. O zaman G0 ve F0'a bakayım. Hemen bir bakalım. G0, F0 nereden bulacağım? Buradan bulacağım. Ben buraya 0 yazdığım zaman, x yerine 0 yazdığım zaman 0, 1 daha 1 yapar. 3 üzeri 1, 3 yaptı. Burası 3. G0, şuraya 0 yazacağım. Buraya 0 yazacağım. Gitti zaten bu. 2 kaldı. 2. F0, G0'ı bulduysam şurada yerine yazacağım. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 3, 5 bölü 6'ya gidiyormuş 0. 0'ın gittiği yer 5 bölü 6. Buldum. Bu 1. İkinciyi de buluyorum hemen. Hemen buluyorum. Nasıl buluyorum kardeşim? 3, neydi o? Neredeydi o? Burada 3. 3'ü nereye götürecekler acaba? Hemen F3'ü bakayım.
Ve G3'e bakayım ben şimdi oradan. F3, G3. F3 yazıyorum. Buraya 3 yazıyorum. Buraya 3 yazıyorum kardeşim. Buraya da 3 yazıyorum. 3 1 daha 4. 3 üzeri 4 81. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 81 etti burası. Geldim buna 3 yazıyorum. 2'den 9 çıkar. 3'ün karesi 9. Eksi 7. Onun da taklalarını atıyorum. 1 bölü eksi 7. 1 bölü 81. İşte bu da K gibi bir değer. Ben şimdi onu hesaplamayayım kardeşim. İşte bu da K'ya gidiyor. Yani böylece hesap yapmış olabiliyorum. Geldik fonksiyon sayısına. Azca soru çıkıyor. Hatta neredeyse hiç soru çıkmıyor desek yalan olmaz ama temkinli olmak lazım. Bilmek lazım bu konuyu. Eğer A kümesi ve B kümesinin elemanları bana verildiğinde A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanır derse B üstünde gidecek. Ya bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Ben buraya bir tane sayısal örnek yapayım kardeşim. Hep böyle formül yazıyoruz yazıyoruz olmuyor. İzah etmeye çalışacağım. Mesela burada 1, 2, 3. Şurada da 0, 1, 2, 3 olsun. Şimdi bu kurala göre A'dan B'ye kaç fonksiyon var desem, A'nın eleman sayısını oradan okuyorum. Şöyle farklı yazalım. A'nın eleman sayısını ben bakıyorum orada 3 eleman var. B'nin eleman sayısı bakıyorum 4 eleman var. Ne olacak kural gereği? 4'ün küpüsü 64. Hemen formülü biliyorsam, kuralı biliyorsam patlattım gittim. Ama bilmiyorsam şöyle yapacağım. Şimdi ben bu biri karşıya eşleştireceğim kardeşim. Biri karşısında bir eşleşme yapacağım. Ben bu biri ya sıfıra gönderebilirim, ya bire, ya ikiye, ya üçe. Kaç tane seçeneği var birin gideceği yer olarak? Hemen şuraları dört tane seçenek var. Dört çarpı. Şimdi şunu bir çöpe atıyorum. Şöyle bir dur bakalım diyorum. Biri eşledim neticede. Biri dört farklı şekilde eşleyebildim. O gitti. Şimdi ikiye alıyorum. Ben ikiyi de ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya. Gene iki içinde kaç farklı seçenek seçebiliyorum karşıdan? Dört. Aynı şey C içinde ya buraya ya bu yani C değil 3 içinde buralara gönderirim. O da 4, 4'ün kübü. İşte buradaki formül bu şekilde geliyor. Eğer B'den A'ya gideceksem gittiğim küme taban, geldiğim küme üs olacak aslında. Fonksiyon sayısı bu. A'dan B'ye tanımlı fonksiyon olmayan bağıntı sayısı. Bağıntı sayısı kartezyen çarpımın bütün alt kümeleridir. A'dan B'ye kartezyen çarpımı A çarpı B'dir. 2 üzeri A çarpı B kadar alt kümesi vardır. Bu bütün alt kümelerden fonksiyon olanları atarsam fonksiyon olmayanlar kalacak bizim elimizde. Şimdi biz bunu örnekleyelim. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısını bulalım. Hangi kümeye gidiyorum? B. Nereden geliyorum? A. Gittiğim küme, üssü geldiğim küme gibi düşünürsek burada kaç eleman var? 3. Kaç elemandan geliyorum? 4. 3 üzeri 4, 81. Bunun cevabı 81. B seçeneği B'den A'ya, B'den A'ya. Gittiğim küme A, geldiğim küme B. Böyle üs olarak yazıyorum. Yani roller değişiyor. 4'ün kübü 64 oluyor bunun cevabı. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon olmayan bağıntı sayısı. Ben ilk önce kartezyen çarpımın eleman sayısını şöyle bulabileceğimi şundan bahsediyorum. Kartezyen çarpım 4 kere 3, 12 tane eleman var. Bu 12 elemanın oluşturacağı alt kümeler bu da bağıntı sayısı oluyor. Bu bağıntılardan 2 üzeri 12'den bütün bağıntılardan A'dan B'ye gittiğim fonksiyon sayısını çıkarırsam işte fonksiyon olmayan bağıntı sayısını da C seçeneğinde bulmuş olurum. Bağıntı sayısını buluyorum. 2 üzeri 12. 2 üzeri 12 kartezyen çarpımın alt kümeleridir bağıntı. Bu 2 üzeri 12'den fonksiyonların sayısını çıkarıyorum. Fonksiyon olmayan bağıntılar kalıyor. Geldim D'ye. B'den A'ya tanımlanabilecek fonksiyon olmayan. Gene aynı numara. 2 üzeri 12 tane var ama B'den A'ya giderken 64'ü fonksiyondu. 64. Yani B'den A'ya demek şu B çarpı A aynı numara yani 4 kere 3 12 eleman var diye söylemiş olacağız. Şimdi bu soru biraz daha nitelikli bir soru. ÖSYM tarafından benzeri geçmiş sınavlarda soruldu. Örnekleme olarak almışız. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyonlardan kaç tanesinde 4'ün görüntüsü birdir? Ne diyorsun? Şunu diyorum. Şuradaki elemanlar 1, 3, 5, 7. Şöyle bir fonksiyon tanımlayacağım. Şuradaki elemanlar 2, 4, 6. Bana diyor ki kardeşim bunlardan 4'ün görüntüsü 1 demek. 4'ü tut, 1'e yapıştır. 4'ün görüntüsü 1. Yeşille çizdiğim sorudaki söylenen bilgi. Şimdi ben fonksiyonu yapacağım ya. Ben şuradaki 2'yi nereye göndereyim kardeşim diye düşünüyorum şimdi. Bu 2'yi ben 1'e de gönderebilirim. Aynı yere gidebilirdi, önemli değil. Burada aynı yere gidebilirdi, önemli değil. 1'e de gönderebilirim. 3'e de, 5'e de, 7'ye de. 1 için kaç seçeneğim var? 4. Çarpı, çarpma kuralı aynı anda yaptım. 4. Ben bu 2'yi gönderdiysem
Şöyle bir şunlarla oynuyoruz. Şöyle dursun bakalım. Şimdi 6'yı da benzer şekilde gönderebilirim. 6'yı da ben istersen 1'e veya 3'e veya 5'e veya 7'ye gönderebilirim. Yani 6'nın da 4 seçeneği var. Bunun da 4, bunun da 4 seçeneği vardı. Aynı anda yapılan bu işlemler çarpım kuralıyla bağlanıyordu. Cevabımız C16 olacak. Şimdi geldik fonksiyon çeşitlerine. Birebir fonksiyon. Bir fonksiyonda tanım kümesindeki farklı her elemanın görüntüleri de farklıysa fonksiyon birebir.